Voyager 1, şu anda insanlığın uzaya gönderdiği en uzak cisim. 1977'de fırlatıldı ve o günden beri hiç durmadan ilerliyor. Artık Güneş'ten ve Dünya'dan milyarlarca kilometre uzakta ama biz hala ondan sinyal alabiliyoruz. Peki 1970'lerin teknolojisiyle yapılmış bir sonda bu kadar mesafeden nasıl hala bizimle konuşabiliyor? Ve bu iletişim daha ne kadar sürecek? İşin ilginç tarafı, aslında önce 20 Ağustos 1977'de Voyager 2 fırlatıldı. Voyager 1 ise yaklaşık 2 hafta sonra 5 Eylül 1977'de peşinden gönderildi. İki uzay aracı neredeyse ikizdi. Aynı tasarım, benzer bilgisayarlar, aynı tür bilim aletleriyle yola çıktılar. Görevleri, Jüpiter ve Satürn'e yakın geçip atmosferlerini, uydularını ve manyetik alanlarını incelemekti. Roketler tek başına bu kadar büyük bir gezegen turu için yeterli değildi. NASA, gökyüzündeki çok nadir bir hizalanmayı kullandı. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, dünyadan bakıldığında uygun bir dizilişteydi. Voyager'lar, bu gezegenlerin yanından geçerken, kütle çekimlerini bir sapan gibi kullanarak hız kazandı. Bu yerçekimi yardımı manevraları sayesinde rotalarını Güneş sisteminin dışına doğru çevirdiler. Yol boyunca ders kitaplarını değiştiren keşifler yaptılar. Jüpiter'in dev fırtınalı atmosferi ve sönük halkaları görüntülendi. Uydusu Io'da aktif volkanlar keşfedildi. Bu, dünya dışındaki ilk aktif volkan gözlemiydi. Satürn'de halkaların ince ve karmaşık yapısı ortaya çıktı, halkaları şekillendiren küçük çoban uydular bulundu. Titan'ın ise kalın, azot ağırlıklı bir atmosfere sahip olduğu görüldü. Voyager 2, daha da ileri giderek Uranüs ve Neptün'e ulaşan tek uzay aracı oldu ve bu iki gezegenin ilk yakın plan fotoğraflarını gönderdi. Gezegen görevleri bittiğinde, her iki uzay aracı da Güneş'in çekiminden bir daha dönemeyecek kadar hızlanmıştı. Artık resmen yıldızlar arası yolculuk dönemine geçmişlerdi. Çoğu haberde Voyager 1, Güneş sisteminden çıktı denir. Bilimsel olarak daha doğru ifade şu: Voyager 1, heliosferin dışına çıktı. Heliosfer, Güneş'ten esen yüklü parçacıkların oluşturduğu dev bir baloncuktur. Bu balonun sınırında Güneş rüzgarı zayıflar, galaksiden gelen kozmik ışınlar baskın hale gelir. Bu sınıra heliopoz denir ve Voyager 1, bu sınırı 2012'de, Voyager 2 ise 2018'de geçti. Ancak bu, Güneş sisteminin tamamen bittiği nokta değildir. Daha uzakta buzlu cisimlerden oluştuğu düşünülen Oort bulutu vardır. Hesaplara göre Voyager 1, Oort bulutunun iç kenarına yaklaşık 300 yıl içinde ulaşacak, bu bölgeden tamamen çıkması ise yaklaşık 30 bin yıl sürecektir. Yani heliosferin dışındalar ama hala Güneş'in kütle çekim alanının içindeler. Peki bu kadar uzaktaki bir aracı nasıl duyuyoruz? Voyager'ın o büyük beyaz çanak antenini düşün. Çapı yaklaşık 3,7 metre. Bu anten sadece 22 watt gücünde radyo sinyali yayıyor, küçük bir ampul kadar. Radyo dalgaları uzaklaştıkça küresel bir yüzeye yayılıyor ve güç mesafenin karesiyle ters orantılı olarak azalıyor. Milyarlarca kilometre uzakta sinyal akıl almaz derecede zayıflamış bir fısıltıya dönüşüyor. Bu fısıltıyı yakalamak için NASA derin uzay ağını kullanıyor. Kaliforniya, İspanya ve Avustralya'daki dev anten alanlarında çapı 70 metreye varan çanaklar bulunuyor. Dünya dönerken istasyonlar nöbetleşe görevi devralıyor, böylece gezegenin en az bir noktasından Voyager'la bağlantı sürdürülüyor. Bugün Voyager 1'den gelen bir sinyalin dünyaya ulaşması yaklaşık 23 ila 24 saat sürüyor. Bir komut gönderip cevap almak neredeyse 2 günlük bir gecikme demek. Bu kadar uzakta güneş panelleri işe yaramıyor. Işık çok zayıf. Bu yüzden Voyager'lar, plütonyum-238 kullanan radyo izotop, termoelektrik jeneratörleriyle çalışıyor. Fırlatıldıklarında yaklaşık 470 watt elektrik gücü üretiyorlardı. Bugün bu güç 220 watt civarına kadar düştü ve her yıl biraz daha azalıyor. NASA, azalan enerjiye uyum sağlamak için sistemleri tek tek kapatıyor. Kameralar yıllar önce kapatıldı. Voyager 1'in kapanmadan önce çektiği son büyük fotoğraf dizisi, dünyayı uzaktan küçük bir ışık noktası olarak gösteren soluk mavi noktanın da yer aldığı ünlü Güneş Sistemi aile portresiydi.
Şu anda sadece birkaç bilimsel alet açık ve yıldızlar arası ortamı ölçmeye devam ediyor. Bir de yaşlanan iticiler sorunu var. Antenin dünyaya dönük kalması için kullanılan küçük roketler 10 yıllar boyunca binlerce kez ateşlendi. Hatlarda tortu birikme riski ortaya çıkınca mühendisler akıllı bir hamle yaptı. Uzay aracının yönünü korumak için 1980'lerden beri kullanılmayan yörünge düzeltme iticilerini devreye aldılar. Yani sadece yazılımla oynamakla kalmadılar, yıllardır uyuyan yedek donanımı kullanarak görevin ömrünü uzattılar. Tüm bu önlemlere rağmen güç her yıl azalmaya devam ediyor. Önce bilim aletleri tek tek kapanacak, sonunda vericiyi bile çalıştırmaya yetmeyecek kadar az enerji kalacak. Tahminlere göre 2030'lu yılların ortalarına doğru Voyager'larla anlamlı bilimsel iletişim büyük ölçüde bitecek. Belki bir süre daha çok zayıf bir taşıyıcı sinyal alınabilecek ama bir gün o son nabız da susacak. Yine de bu, Voyager'ların yolculuğunun bittiği anlamına gelmiyor. Onlar Güneş'ten sonsuza dek uzaklaşarak binlerce hatta on binlerce yıl boyunca yıldızlar arası uzayda süzülmeye devam edecek. Teknik olarak üzerlerindeki bilgisayarlar bugün için inanılmaz derecede ilkel. Bellekleri modern bir telefonunkinin milyonda biri bile değil. Ama sembolik açıdan Voyager 1 ve Voyager 2, insanlığın şimdiye kadar yolladığı en uzak elçiler. Şu anda hala Güneş'in ötesinden gelen çok zayıf radyo fısıltılarıyla bize evrenin sınırlarını anlatıyorlar. Ve bir gün sessizliğe gömülseler bile galaksinin karanlığında süzülen birer mesaj şişesi olarak yollarına devam edecekler.